إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الله حمد رسول محمد onun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onların yollarına tabi olanlara salat selam ettikten sonra Emirül Müminin Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: sizden her birinizin cennetteki veyahuttaki cehennemdeki varacağı yer, döneceği yer, gidiş yeri muhakkak surette yazılmıştır. Sizden her birinizin cennetteki ve cehennemdeki makamı yazılmıştır. Yani bu da mukadderat arasından Allah Subhanahu ve Teala'nın takdir ettiği şeylerdendir. Oradaki topluluktan bir kimse öyleyse ya Resulallah bizler buna itimat edip çabalamayı, amel etmeyi bırakmayalım mı? Madem her birimizin cennetteki ve cehennemdeki yeri belli, yani bizlerden her birimizin hangimiz cehennemde, hangimiz cennette belli malum. Öyleyse bizim daha fazla çabalamamıza, gayret sarf etmemize gerek yok değil mi? Diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayır, siz amel etmeye, amel işlemeye gayret edin, amel etmeye devam edin. Her kimse, herkes neresi için yaratılmış ise o kimseye oranın amelleri kolaylaştırılacaktır buyurdu. Sizden hanginiz neresi için yaratılmış ise, yani cennet veyahut da cehennem, o kimseye kendisi için yaratıldığı yerin, varacağı yerin, cennetteki veya cehennemdeki mevkinin amelleri kendisine kolaylaştırılmıştır dedi. Ve sonra Allah Subhanahu ve Teala'nın şu ayetini okudu: فَأَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Artık her kim de kendisine verilen maldan verir, infak eder ve Allah'tan sakınır ise ve en güzel sözü tasdik ederse artık ona en kolay olanı biz ne yaparız? Kolaylaştırırız. Kim de cimrilik eder, kendini Allah Subhanahu ve Teala'ya muhtaç görmezse, kendini müstağni sayarsa ve en güzel sözü de tekzip eder, yalanlarsa, biz de ona en zor olanı, yani cehennemi kolaylaştırırız. Ayet-i kerimesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine okuyor. Bu hadis-i şerifi geçen hafta imanın esaslarından, imanın rükünlerinden sonuncusu olarak aldığımız kadere iman meselesine bir tetimme mahiyetinde söyledim. İnşallah bizler bu akşam sadece bu hadis-i şerifle iktifa etsek öğrendiğimiz şey arasında bizler için inşallah kafi gelir. Sonra müellif İmam Muhammed İbni Abdülvahhab rahimahullah risalesine şöyle devam ediyor: وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bu altı rükünün delili Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyurudu. Nedir bu altı rükün? İmanın altı rükünü, altı esası. Allah'a iman, onun meleklerine iman, onun kitaplarına iman,
Resullerine, elçilerine iman, ahiret gününe iman ve hayır ve şerri ile kadere iman. Diyor ki müellif, وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْاَرْكَانِ السِّتَّةِ Bu sayılmış olan altı rükne delil, bunların delili قَوْلُهُ تَعَالَى Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyurdu. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ لَيْسَ الْبِرَّ Bir kelimesi iyilikler. İyilik, ihsan, güzellik, takva bu anlamda da kullanılıyor. İyilik اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِفِ وَالْمَغْرِبِ Yüzlerinizi doğu istikametine veyahut da batı istikametine çevirmenize, dönmenize değildir. İyiliği, özü, hakikati, iyilik yüzünü batıya veya doğuya dönen kimsenin iyiliği değildir. وَلَكِنَّ الْبِرَّ Ancak gerçek iyilik, gerçek bir, gerçek takva مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ Gerçek bir, yani takva, iyilik ise Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden kimsenin iyiliğidir. O kimsenin yaptığı birdir, gerçektir. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala burada bu ayeti kerimede imanın altı rüknünden kaçını? Beşini sayıyor. Yüzlerinizi doğuya ve batıya dönmek değildir gerçek iyilik. Çünkü Hristiyanlar ve Yahudiler bir kısmı doğuya, bir kısmı batıya yöneliyorlar Allah'a ibadet ederlerken. Ancak imanın hakikati olmadıktan sonra bir kimsenin hangi kıbleye yöneldiğinin çok da fazla bir manası, ehemmiyeti yoktur, olmaz. Eğer kalpte Allah Subhanahu ve Teala burada zikir geçen şeylere iman, bunlara cazim olarak kat'i olarak kesin bir şekilde tasdikle beraber iman yoksa, söz konusu değilse, böyle bir kimsenin doğuya veya batıya yönelmesinde kendini, yüzünü Kabe'ye veya Mescid-i Aksa'ya çevirmesinde ne yoktur? Bir hayır, iyilik yoktur. Ancak gerçek iyilik, gerçek hayır Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden kimsenin iyiliğidir. Sonra 6. rüknü ayrı müstakil bir ayet-i kerime zikretmiş. Diyor ki وَدَلِيلُ الْقَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى Kaderin delili ise Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyurudur. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ وَاَلَيْكُمْ السَّلَامُ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Muhakkak biz her bir şeyi bir kader ile yarattık, halk ettik. Nedir bu da kader dediğimiz, hatırlayın tarifimizden. Yani evet, sabık bir ilimle Allah Subhanahu ve Teala'nın ezelde her şeyi bilmesi ve sonra bunları levh-i mahfuzda yazması, tescil etmesi, Allah Subhanahu ve Teala'nın bu yazdığı ve tescil ettiği olayları, hadiseyi vakti zamanı geldiğinde dilemesi ve bunları yapanları yarattığı gibi bu fiilleri de yaratması, halk etmesidir. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Şüphesiz biz her bir şeyi kader ile yarattık. Hatırlayın, Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ezeldeki sabık olan, evvel olan ilmiyle her şeyi bilmesini ve bunları yazmasını, tescil etmesini semavatı ve arzı yaratmadan kaç sene önce olduğunu söyledik. 50 bin sene önce olduğunu söyledik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Keteballahu makadir al-halaika kable en yehluka semavati vel arda bi 50 elfe sene. Allah bütün takdiratı, yaratılmışların bütün kaderlerini, onların alın yazılarını diyelim, semavatı ve arzı, yani gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce yazdı. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her bir şeyi muhakkak bir kader ile yarattık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kulle şeyin bi kader
حَتَّ الْعَجَّ وَالْكَيْفِ. Her bir şey muhakkak bir takdir iledir, kader iledir. Allah Subhanahu ve Teala'nın ezeli olarak bilmesi, tayin takdir etmesi, yazması ve günü geldiği zaman bunu dileyerek yaratması iledir. Her şey kader iledir. حَتَّ الْعَجَّ وَالْكَيْفِ. Hatta bunlar için neler dahildir bir kimsenin? Acizliği ve maharetli olması bile. Yani bir kimsenin becerikli olması ve beceriksiz olması bile. Hünerli olması ve aciz, hiçbir şeye gücü yetmeyen bir kimse olması bile ne iledir? Allah Subhanahu ve Teala'nın sabık ezeldeki takdiri iledir. İmanın mertebelerini, rükünlerini bu şekilde tetimleyle bitirdikten sonra dinin mertebelerinden üçüncü mertebeyi anlatıyorum öyle. Diyor ki el-mertebetü s-salisetü, üçüncü mertebe el-ihsan. Dinin üçüncü mertebesi ihsandır. İhsan dil bakımından isaenin, yani kötülüğün, kötü yapmanın zıttı olan iyilik anlamındadır. İhsan etmek, ihsan olmak, iyilik etmek anlamındadır. Burada ihsan kulların kendilerini yaratanlara, kendilerini yaratan Allah Subhanahu ve Teala'ya olan ibadetlerinde ihsan etmesi, ki burada mevzu bahis edeceğimiz ihsan bu ihsandır. İkincisi de kulların diğer mahlukata karşı ihsanıdır ki bu da ihsanın genel kapsamı içerisindedir. Birincisi yani Allah Subhanahu ve Teala ibadetteki olan ihsan, ki esas bugünkü anlatacağımız şey bu. İkincisi ise kulların diğer kullara olan yapması gereken ihsandır. Bu ikinci kısım, ihsanın bu ikinci kısmı kendi arasında vacip veya müstehap diye de ikiye ayrılabilir. İnsanın diğer insanlara ihsan etmesi, diğer mahlukata ihsan etmesi ya vacip olabilir kendisine ya farz olabilir. Ne gibi? Kişinin anne babasına iyilik etmesi gibi, birrül valideyn gibi. Akrabalarına rahimini muvasala etmesi, koparmaması gibi, sıla-i rahim etmesi gibi. Bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını temin etmek gibi. Bunun dışında müstehap da olabilir. Kendisine farz edilmiş, emredilmiş, üzerine boynuna borç olan şeyler dışında da bu mahlukata ihsan etmesi de, onlara iyilikte bulunması da bir kimsenin müstehap olan ihsan içerisine girer. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ ف۪ي كُلِّ شَيْءٍ. Allah her bir şeye ihsanı yazmıştır. Yani ihsanı her bir şeyde emretmiştir, yazmıştır bunu. فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ فَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْذَبْحَ. Sizler öldürdüğünüz zaman da ne yapın? Güzelce öldürün. Hayvan keseceğiniz, hayvan boğazlayacağınız zaman da güzelce hayvana boğazlayın. Öyleyse bu mahlukata karşı olan ihsan, insanoğlunun mümini kafiriyle yerine göre, şartlara ve hukukuna göre kapsadığı gibi insanın dışındaki diğer mahlukatı da ne yapmakta? Kapsamakta. Esas bizim meselemiz olan ihsan, Allah'a ibadette olan ihsan ise kişinin Allah Subhanahu ve Teala'ya olan ibadetinde şu iki esası yerine getirerek, iki esası yerine getirerek ona ibadette bulunması. Bunlardan bir tanesi, birincisi, bu yaptığı ibadeti Allah Subhanahu ve Teala'ya ihlas ile ibadeti ve dini ona halis kılarak, bu işin içerisinde herhangi bir riyadan, sumadan, yani gösterişten uzak durarak, görsünler veyahut da desinler diye değil, sadece niyetini Allah Subhanahu ve Teala'ya halis kılarak ve ona yaptığı bu ibadetinde hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi, makamları, mevkileri, dereceleri, rütbeleri ne olursa olsun ona yapılan bu ibadetten bir pay vermeyerek, hiçbir kimseye bir nasip ayırmayarak ona ibadet etmesi. İkincisi ise yaptığı, ihlas ile yaptığı bu ibadette ibadetin keyfiyetine, şekline, şemaline ve ne yapması kendisine öğretildiği üzere, elçi vasıtasıyla, Nebi Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla kendisine gösterildiği, öğretildiği şekliyle tam manasıyla yerine getirmeye çalışmak. Burada müellif üçüncü mertebe ihsan dedikten sonra diyor ki el-ihsanu ruknun vahidun. O ise
tek bir rükündür. İhsanın rükünü bir tanedir. İhsanın şartı birdir. İslam'ın şartı 5'ti. İmanın şartı 6'ydı. İhsanın ise şartı rükünü bir tanedir. Neymiş o şart? Diyor ki müellif, وَهُوَ o şart اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ Allah'a ibadet etmendir. Allah'a tapmandır. كَاَنَّكَ تَرَاهُ onu görüyormuşçasına, sanki sen onu görüyormuşsun gibi, Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Bu ihsanın bir tek rüknü olan o rüknün birinci kısmı. Allah'a olan ibadette bu ibadeti sanki onu görüyormuşçasına yapmak. Alimler bunu murakabe olarak isimlendiriyorlar. Murakabe. Yani kişinin yaptığı ibadette sanki Rabbini görüyormuşçasına ona ibadet etmesi ve kendisini her zaman, her daim bu hal üzere murakabe etmesi. Yani denetim altında tutması. Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etme. İslam'ın birinci rüknünün önemli bölümü, yüksek bölümü, birinci dereceli bölümü burası. İkincisi ne? İkincisi de şu. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ yani sen eğer onu görmüyorsan bile, sen onu görmüyorsan bile, madem ki onu görmüyorsun, göremiyorsun veyahut da madem ki onu görüyormuşçasına ibadet etme murakabe duygusunu, şuurunu yakalayamamışsın, فَاِنَّهُ يَرَاكَ öyleyse bütün herkesin bilmesi gerektiği gibi onun seni gördüğünü en azından ne yapmandır? Bilmendir. اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ Allah'ı sanki onu görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ eğer böyle olmuyorsa, sen onu görmüyorsan bile onun seni gördüğünü ne yapmandır? Bilmendir. Öyleyse diyor ki alimler, bu ihsan, tek bir rüknü olan bu ihsan bile bu rüknün iki şıkkı vardır. Birincisi, şevk ile, aşk ile bir kimsenin murakabe duygusunu hissederek, Allah Subhanehu Teala'yı gördüğünü varsayarak, ona ibadet ederken, onun önünde kıyam dururken, rükû ederken, secde ederken, Kur'an tilavet ederken, istiğfar tesbih ederken, bunları sanki onu görüyormuşçasına yapmak, ki bu işte yüksek olan derecedir, âli olan derecedir. İkincisi ise avamın, umumun, artık herkesin bilmesi, itikad etmesi gereken derece, ki o da nedir? Eğer biz onu görmüyorsak bile en azından her daim ibadetin her alanında onun bizi gördüğünü şuurunda, bilincinde olarak bu ibadeti yapmak, yerine getirmek. Öyleyse neymiş İslam'ın rükünü? Allah'a onu görüyormuşçasına tapmaktır. Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmektir. Yok eğer biz onu göremiyorsak, ki zaten göremiyoruz, Allah Subhanahu Teala'nın bizleri gizli açık her işimizde, yaptığımız her fiilimizde, söylediğimiz her sözümüzde, içimizden geçirdiğimiz her duygu ve düşüncemizde gördüğünü ve bildiğini yapmamızdır, bilmemizdir. İhsan işte bu dinin üçüncü ve en büyük rüknü. Hatırlayın, imanı ve İslam'ı tarif ederken bunların her birisinin sondan geriye doğru birbirini kapsadığını, sondan geriye doğru her birinin birbirini içinde barındırdığını söyledik. Yani ihsan aynı zamanda imanı ve İslam'ı içinde barındırır dedik. İman aynı zamanda İslam'ı içinde barındırır dedik. Yani her muhsin olan kişi aynı zamanda mümindir ve Müslümandır. Her mümin olan kişi aynı zamanda Müslümandır da. Ama her müminin aynı zamanda muhsin olması her zaman olmayabilir. Her Müslümanın da aynı zamanda mümin ve muhsin olması her zaman vuku bulmayabilir. Ne dedik hatırlayın ayet-i kerimede? وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا A'rab yani bedeviler, biz iman ettik dediler. قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا biz iman ettik dediler. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا sen de ki hayır, siz daha iman etmediniz. وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ancak ne deyin? Müslüman olduk deyin, teslim olduk deyin. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ çünkü daha iman sizin kalplerinize girmedi, yerleşmedi. Bazı alimler bunu şema ile de belirtmişler, şema da zihinlerimizi oluşturarak.
bunları halkalar haline dizmişler. Demişler ki yani bundan her birisinin bir halka olarak kabul edersek bu halkaların içerisinde en dar halka, en ortadaki halka hangisidir? İhsan halkasıdır. En büyük olan. En dar olan. Yani şartları en ağır olan, barın üzerinde insan taşıması, yerine getirmesi en zor olan ihsandır. Ondan sonraki halka imandır. Ondan sonraki halka İslam'dır. Şuraya değinelim o zaman. Bir kimse ihsandan çıkarsa dinden çıkmış olur mu? Çıkmaz. Nereye girer? İhsandan çıkar ama imana girer. Peki bir kimse imandan çıksa yine dinden çıkmış olur mu? Bu ortaya koyduğumuz surete göre, bu şemaya göre. İmandan çıkar ama nereye girer? İslam'a mı giriyor? İslam'a girer. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. Yani zina eden bir kimse zina ettiği anda mümin değildir. Hırsızlık yapan bir kimse hırsızlık ettiği anda mümin değildir sözünden de maksat murat budur. Evet, o kimse iman dairesinden çıkmıştır ama nereye, küfür dairesine mi? Hayır, İslam dairesine çıkmıştır. Eğer İslam'ını ikame edecek, İslam'ını hayata tutacak yeterince imanın aslı esası kendisinde var ise, İmandan dışarı çıktı o insan. Evet, imandan dışarı çıktı ama ondan sonra bir tane daha geniş bir daire, o daire nedir? İslam dairesidir. Eğer bu İslam dairesini ayakta tutacak kadar yeterli imanın aslı özü var ise bu kimsede, biz kendisine imandan da çıktı deriz. Efendimizin söylediği gibi la yezni zani hine yezni ve hu mu'min. Zina ettiği zaman, zina eden bir kimse zina ettiği anda ne değildir? Mümin değildir. Yani iman dairesinden ne yapmıştır? Çıkmıştır ama nereye? Küfür dairesine mi? Hayır, bu yaptığını helal kabul etmedikçe, istihlal etmedikçe, helal görmedikçe küfre intikal etmemiştir. Küçük halkadan biraz daha büyük halkaya, İslam dairesine intikal etmiştir. Bu ihsanın delili diyor ki müellif rahmetullahi aleyh وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Muhakkak Allah sakınanlarla beraber, takva sahipleriyle beraber ve muhsinlerle beraber, yani ihsan edenlerle, ihsan sahibi olanlarla beraber. Kimlerdir buradaki ihsan sahipleri? İhsan üzere olan kim ise, ihsanın rüknünü, erkanını yerine kim getiriyor ise, yani kim Allah'a sanki onu görüyormuşçasına tapıyorsa, o Allah'ı görmese bile Allah'ın kendisini gördüğünün bilincinde, farkındaysa, bu neydi? Allah'a ibadette olan ihsan. İkincisi, Allah'ın kullarına da, Allah'ın yarattıklarına da, mahlukata da, onun emrettiği, onun gösterdiği ölçülerde ihsan ediyor ise, işte Allah böyle yapan kimselerle beraberdir. Allah Subhanahu ve Teala'nın buradaki beraberliğinin anlamı, manası nedir? Şey olarak değil, varlık olarak değil. Nedir? İlmiyle beraber midir? İlmiyle beraber, rahmetiyle. Buradaki beraberlik Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmiyle, kudretiyle beraber olmasından daha özel bir beraberlik. Evet, yardımıyla, nusretiyle, onları teyit etmesiyle, onlara tevfik etmesiyle, yani Allah Subhanahu Teala her şeyle, herkesle beraberdir. İki kişinin üçüncüsü Allah'tır. Üç kişinin dördüncüsü Allah'tır. Buradaki beraberliğin manası nedir? Yani ilmiyle, bilmesiyle, görmesi, işitmesiyle, kudretiyle oraya güç yetirebilmesiyle. Bu anlamda, genel anlamdaki bu maiyet, beraberlik her şey için söz konusudur. Ancak Allah Subhanahu ve Teala'nın bazı özellikleri taşıyan kimselere sena, medih, övgü makamında söylediği bu beraberlik de özel bir beraberlik. Yani Allah onlarla beraberdir. Bunun anlamı, yani Allah onları desteklemekte, onları teyit etmekte, onlara nusret ve yardım vermekte. Allah Subhanahu ve Teala'nın beraberliği bu anlamdadır, buralarda. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ikinci bir delili وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ aziz ve rahim olana tevekkül et. Aziz olana, yani Allah gücü, kuvveti, hiçbir kimsenin, hiçbir gücün, kuvvetin kendisine galip gelmeye gücünün yetmeyeceği, söz konusu olmayacağı aziz olan ve müminler için rahmetli, merhametli olan Allah'a tevekkül et. Ona dayan, ona güven. O öyle bir Allah ki اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ kıyam ettiğin zamanda, kalktığın zamanda, maksat buradan murat, gece
teheccüd için, gece namazı için, kıyamun leyl için kalktığın zaman da seni gören ve takallubeke fissacidin ve secde edenler arasında senin dolaşmanı da gören Allah'a, aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül et. İnnehu huve semî'ül alîm. Şüphesiz o her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. İnnehu huve semî', her şeyi işiten. Yani bütün sesleri duyan ve bilinecek her bir şeyde bilen şüphesiz odur. Rabbimiz diyor ki aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül et. Ki o gece kıyamun leyle kalktığın zaman da seni görür, seni görendir. Secde edenler arasında bulunmanı, onlar arasında dolanmanı, onlarla beraber rükû secde etmeni de görendir. Müfessirlerin bir sözüne göre de şöyle, veyahut da senin secdeden kıyama, kıyamdan rükûya, rükûdan işte secdeye, namazdaki bu intikallerini de gören bilendir. Takallubeke fissacidin iki anlamı da gelebiliyor. Alimler ikisini de söylemişler. Buradaki şahit maksat Allah Subhanahu ve Teala bizlerin yaptığımız her amelimizde, işlediğimiz her işimizde bizleri görüyor olduğunu, ne yapıyor bunu bizlere hatırlatıyor. Çünkü o her şeyi gören, her şeyi bilendir. Biz eğer biz onu göremiyoruz olsak bile ne yapmamız lazım? Bu ayetlerin istidlaliyle, bu ayetlerde beyan edilen şekliyle en azından onun Subhanahu ve Teala'nın bizleri gördüğünü bilmemiz, buna bu şekilde itikad etmemiz gerekmektedir. Ve kavluhu teala, üçüncü ve son delili ise diyor İhsan'ın, Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyurudur. Ve mâ tekûnu fî şe'nin, sen hangi işte olursan ol, hangi işteysen, ve mâ tetlû minhu min Kur'anin, veyahut da Kur'an'dan bir şey tilavet etsen, Kur'an'dan bir şey okusan, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, veya sizler hangi işi yaparsanız yapın, hangi ameli işlerseniz işleyin, اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُف۪يضُونَ ف۪يهِ, sizler bu işe başladığınız zaman, bu işe kalkıştığınız zaman muhakkak bizler sizin üzerinizde bir gözetleyici, şahitleriz. Hangi işte olursanız olun. Burada bizler ne diyor Allah-u Teala? Bizler olarak. İki anlamda söylüyor. Bu çok meşhur, genel, çok sürekli sorulan, tekrar edilen bir soru. Bir işgal varmış gibi. Ha. Allah Subhanahu ve Teala'nın burada bizler demesi hem kendi Subhanahu ve Teala'nın biz bile, Türkçe'de bile böyle bir kullanımda bulunuyor. Bir üst makama ihtiram edilmesi, yüceltilmesi, tazim edilmesi gereken bir üst makama hiç kimse teklik zamiriyle ne yapmıyor? Sen veya ben diye konuşmuyoruz. Burada ihtiramdan maksat ne diyoruz? Biz veya siz diye konuşuyoruz. Bu hem bu anlamdadır. Bazı yerlerde de burada olduğu gibi mesela bizler derken Allah Subhanahu Teala'nın bu murakabeye, bu şahitliğe vazifeler kıldığı bir takım meleklerinin de, bir takım görevli elçilerinin, asırlarının da olduğunu beyan etmek maksadı mutlaka var. Ama yani buradan hiç de şöyle bir şüphe çıkmaz. Bizim memlekette insanlar yıllardır buna cevap veriyorlar. Sanki birileri Kur'an'dan bak Allah işte buralarda biz diyor. Ben demiyor da biz diyor. Demek ki birden fazla Allah var mı acaba diye. Bir şüphe varmış gibi. Yok, o şekilde tamam. Sanki bu şüpheyi izah etmeye çalışıyorlar insanlar. Ciltler yapıyor. Bu çok basit. Bir iş üzerine durulması bile şey gerek olmayan bir mesele. Hem biz Türkçe'de bu şekilde böyle kullanıyoruz. Hem bazı ayetlerde, her yerde olmasa bile bazı ayetlerde Allah Subhanahu ve Teala kendisiyle beraber bu işe vazifeler kıldığı meleklerini de kastediyor olabilir. Ondan sonra diyor ki müellif rahimahullah, ve delilu min sünneti hadisu Cibril el meşhur. Sünnetten delili ise meşhur Cibril hadisidir. Neyin sünnetten delili? İhsanın değil. İslam'ın, imanın ve ihsanın. Yani bu dinin mertebelerinin tamamının sünnetten delili bunlardır. İslam kişinin şimdi bilmesi gereken üç esastan ikincisini anlatıyor. Onun sadedindeyiz. Bu ikincisi kişinin İslam dinini delilleriyle bilmesidir. İslam dini üç mertebedir. Bu mertebenin her birisinin rükünleri vardır. Bunları anlattı. Her bir rükna, her bir rükünün delilleriyle beraber zikretti. Şimdi genel olarak topluca bu İslam'ın rükünlerinin, mertebelerinin her birisinin
delili de diyor sünnetten meşhur Cibril hadisidir. An Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu kal. Ömer ibn al-Khattab radıyallahu anhu'dan o şöyle demiştir. Beynema nahnu julusun inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler günlerden bir gün Nebi aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyor idik. İz kala'a aleyna raculun şedidu beyazı siyabi şedidu sevadi şa'ri la yura aleyhi esav sefer ve la ya'rifuhu minna ahad. Bizler bir gün Nebi aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyor idik. Ansızın saçları simsiyah, elbisesi bembeyaz, üzerinde yolculuk belirtileri olmayan, aramızdan da hiç kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. İz tala'a aleyna raculun. Bir adam çıka geldi. Şedidü beyazı siyabi, elbisesinin beyazlığı çok beyaz, bembeyaz. Şedidü sevadi şari. Saçı da simsiyah. Bazı rivayetlere sakalı diye gelmiş. Saçı ve sakalı da simsiyah. Bir adam çıka geldi. La yura aleyhi eseru sefer. Üzerinde herhangi bir yolculuk belirtisi, alameti yoktu bu adamın. Ve la ya'rifuhu minna ahad. Böylelikle beraber bizden de hiç kimse bu adamı tanımıyordu. Bazı rivayetlerde şöyle geliyor. Sahabeler kendi aralarında diyorlar ki, insanlar birbirine bakıyorlar ve bu adam kim? Bunu tanıyan var mı diye bu şekilde kendi aralarında konuşuyorlar. Hiç kimse bunu tanımıyor. Böylelikle üzerinde bir yolculuk alameti de yok. Yani uzak bir yerden gelmiş bir kimseye de benzemiyor. Fecelese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam geldi Nebi aleyhissalatü vesselamın yanına, onun önüne oturdu. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi. Dizlerini Nebi aleyhissalatü vesselamın dizlerine dayadı. Ve vada'a keffeyhi ala fakhideyhi. Ellerine ne yaptı? Dizleri üzerine koydu. Dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de dizleri üzere koydu. Kimin dizlerini üzere? Kendi dizlerini yoksa peygamber efendimizin. İki manada muhtemel. Arapça ibadetin lafızdan. İki manada muhtemel. Ancak alimlerin büyük çoğunluğu peygamber aleyhissalatü vesselamın dizlerinin olduğunu söylüyor. Ki Nesai'nin bir rivayetinde de فَاَسْنَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ النَّب۪ي diyor. Ellerini de Peygamber aleyhissalatü vesselamın dizlerinin üzerine koydu. Başka bir rivayette ellerini koyduğu dizlerin Peygamber aleyhisselamın dizlerinin olduğu açıkça söylenmiş. Yani adam geliyor, Nebi aleyhissalatü vesselamın önüne oturuyor. O kadar oturuyor ki, bu oturma şeklini tatbik edin aranızda. O kadar oturuyor ki dizlerini onun dizlerine dayayıp ellerini onun dizleri üzerine koyuyor. Yani Nebi aleyhissalatü vesselama yani. Bitişiyor. Çok ciddi manada sokuluyor aleyhissalatü vesselam. Yakınlık gösteriyor. Çok yakınlık. Ve kâle ya Muhammed akbirni anil İslam. Ve diyor ki, ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver. Bazı rivayetlerde tabi selam da verdi. Tabi selam da vermiş. Bu rivayette gelmese bile. Diyor ki, ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver. Bana İslam'ı bildir. Fekale, diyor ki aleyhissalatü vesselam, en teşhede en la ilahe illallahü ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqime salate ve tu'tiye zekate ve tasume ramadana ve tehuccel beyte in istata'te ileyhi sebile. İslam, Allah'tan başka ibadete layık hak mabut olmadığına şahitlik etmen, namazı ikame etmen, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer oraya bir yol bulabilirsen ve eğer gitmeye gücün yeterse Beytullah'ı da hac etmendir. Kale sadak. Adam diyor ki bunun üzerine, doğru söyledi. Kale sadak. Adam doğru söyledin dedi.
فَعَجِبْنَا لَهُمْ يَسْأَلُهُمْ وَيُصَدِّقُهُمْ. Bizler diyor ravi, kimdir ravi? Ömer radıyallahu anh. Bizler bu duruma şaşırdık. Acayip geldi bize. Adam hem soruyor, hem de ne yapıyor? Hem de tasdik ediyor, doğruluyor. Soruyor, sormak kimin bir özelliğidir? Bilmeyen bir kimse, öğrenmek için sorar. Hem de aynı zamanda bunu tasdik ediyor, doğruluyor. Yani adam aslında bu sorduğu şeyin manasında cevabında ne yapıyor? Bilen bir kimse. Bundan dolayı biz de şaşırdık. قَالَ اَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَنِ. Ondan sonra diyor ki adam, bana imandan haber ver. İmanı bildir. İman nedir söyle. قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. İman da Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe ve hayır ve şerri ile kadere iman etmendir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. قال اخبرني عن الاحسان. Bu sefer diyor ki adam, bana o zaman ihsandan haber ver. İhsan nedir onu anlat. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. İhsan, Allah'a sanki onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmesen bile muhakkak surette o seni görmektedir buyuruyor. Böyle cevap veriyor. İhsan, Allah'a sanki onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmesen bile muhakkak ki o seni görmektedir. قَالَ اَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَ. Adam bu sefer diyor ki, bana saatten haber ver. Yani kıyametten haber ver. Kıyametin saatinden, kıyametin vaktinden haber ver. Ne zaman kopacak kıyamet diyor. قَالَ مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِ. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu sorunun sorulduğu kimse, bu soru kendisine tevcih edilen, yöneltilen, yani ben, bu soruyu sorandan, yani senden daha bilgili değilim. Daha fazla bir şey biliyor değilim. Yani ben senden fazla bir şey biliyor değilim. Bu konuda seninle benim ilmimiz, yani bilgisizliğimiz eşittir. Çünkü bu husus Allah Subhanahu ve Teala'nın kendi ilmine hasretti, kendine mahsus kıldığı, bilinmesi herkeste gayb olan şeylerdendir. Kıyametin saati, kıyametin ne zaman kopacağı, melekler içerisinde meleklerin en büyüğü, en Allah'a en yakını olmasına rağmen Cibril aleyhisselamın bile bilmediği, yaratılmışlar beşer Ademoğlu içerisinde Ademoğlunun efendisi ve peygamberlerin en hayırlısı, en şereflisi olmasına rağmen Abdullah oğlu Muhammed aleyhi efdalü salatu vesselamın da bilmediği bir konu. Bu hususta Allah'ın dışında herkesin bu ilimle alakalı durumları ne? Eşit. Hiç kimse bu konuyu biliyor değil. Bugün maalesef Müslümanlar arasında arkalarından kitleleri sürükleyen, kendilerinin müceddit olduğuna inanılan, iman edilen bazı insanlar Allah Subhanahu ve Teala'nın bu sözünü görmezden gelerek veyahut da onu başka şekilde tevil edip yol sapıttırmaya çalışarak, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu cevabını görmezden gelerek, Allah'tan ve Resulullah'tan bir beyine üzere olmadığı halde Kur'an'daki bazı ayetlerden ebced diye uydurdukları bir hesaba dayanarak ne yapıyorlar? Gaybı tahmin ediyorlar. Gaybı tahmin ediyorlar genel olarak. Özel olarak kıyametin ne zaman kopacağını söylüyorlar. Kıyametin tarihini haber veriyorlar. Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı kitapta, Risale'de Said el-Nursi'nin yaptığı gibi. Orada açıkça kıyametin kopacağını, ne zaman kopacağını ebced diye uydurduğu bir takım hesaplardan çıkartarak söylüyor. Ve kitleler maalesef böyle bir kimseleri hala tasdik etmeye, onların peşinden gitmeye
devam ediyorlar. Kafir oluyor. La ya'lemul gaybe illallah. Bunları Allah'tan başkasına yapmaz. Bilmez. Gaybın anahtarları onun katındadır. Kıyametin ne zaman kopacağını da ondan başkası bilmez. Şimdi bir kimse de çıkıp bunu biliyorsa, bildiğini söylüyor, böyle bir iddiada bulunuyorsa, ortada iki tane, iki kişiden bir tanesi nedir? Yalancıdır. Allah bilmez diyor, biri de bilirim, bilirim diyorsa, ikisinden birisi yalancıdır. Allah Subhanehu ve Teala'nın, Rab Azze ve Celle'nin yalancı olması mümkün ve muhtemel olmayacağı için, bunu iddia eden bir kimse, insanlar indinde makam-ı rütbesi ne olursa olsun, yalancı bir deccaldır. Dayanağı kaynağı ne olursa olsun. Allah'ın kitabından, ayetlerden ebced diye uydurduğu bir şeyin peşinden de gitse, rüyasında da görse, kulağına bir şeyler de fısıldansa, kendisi işte seyri sülük ederken arşın üzerlerine bir yerlere de çıktığını zannetse, vehmetse, iddia etse, ne derse desin, Allah Subhanehu ve Teala Rab Azze ve Celle yalancı olmayacağı için bunu söyleyen bir kimse yalancı bir deccaldır, şeytandır. Buna böyle itikad ediniz, böyle inanın. قال اخبرني عن اماراتها. Öyleyse diyor, bana onun emarelerinden haber ver. Emare nedir? Alamet. Onun belirtilerinden bana haber ver. Onun alametlerini söyle. Alametler nedir o kıyametin? Madem ne zaman kopacağını sen de ben de bilmiyoruz. En azından var nedir bunun? Bazı emareleri, alametleri var. Emarelerini biliyor mu? Öyle değil mi hocam? Evet. Allah Subhanahu ve Teala'nın bildirdiklerini biliyor. Burada hadis-i şerifte geçenler o kıyametin artık kopmasına çok az bir zaman kala çıkacak olan büyük alametler denilen alametler değil. Bu alametler değil mi? Büyük alametler, küçük alametler diye alimler takdim etmişler. Neye göre? Yine bu konuda gelen naslara itimat ederek, oralara istinaden. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam öyle şeylerden bahsetmiş ki artık bu olduğu zaman işte üç vakte kadar kıyamet kopar. Artık şu da gerçekleştiği zaman kıyameti bekleyin diye büyük alametlerin olduğunu söylemiş. Bunun dışında bu hadis-i şerifte Cibril'in bu soru soran kimsenin sorusuna verilen cevapta bahseden alametler büyük alametler, emareler olmasa da yine kıyametin saatin alametlerinden. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kâle en telidel emetu rabbeteha. Cariyenin yani köle bir kadının efendisini doğurmasıdır. Bir rivayette de ba'leha diyor. Yani eşini, kocasını doğurmasıdır. Burası müşkil bir ifade. Şarihler bunu farklı farklı tevillerle, tefsirlerle anlatmaya çalışmışlar. Allah-u Alem bunlar arasında en yakın olanları